peşinden o 11 Eylül'ü onları kurtardı. Çünkü 11 Eylül'ün hemen akabinde Amerikalılar dedi ki size 21 bin kişilik bir çevik kuvvet veriyoruz NATO içinden. Bu orduyu artık gerek yok. Ve Avrupa Birliği buna karşı çıkamadı. Şimdi Fransa'nın ve Almanya'nın bütün istediği neydi? Avrupa'da ayrı bir güç kuralım. Evet. Küresel bir yapılanma içinde biz ayrı bir güç olalım. Ama görüldü ki Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı kontrol ediyor. Avrupa bunu yapamadı. Buna Amerika izin vermez. Verdiği an Avrupa'dan Amerika dışlanır. Ne yaptılar? Avrupa Birliği'ne alınan ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya aldı. Ne demektir bu? Ben askeri olarak buradayım, beni buradan çıkaramazsınız demektir. Yani Avrupa'nın büyümesi aslında Amerika ile Avrupa arasında bir rekabet meselesidir. Türkiye konusunda ne yapıldı? Dediler ki Türkiye asker olarak Amerika Birleşik Devletleri kontrolünde olacak, ekonomik olarak Avrupa Birliği kontrolünde olsun. Şimdi Türkiye bunu kabul etmiş. Yani gömük birliğine girerek bunu kabul etmiş. NATO içinde, NATO hala görevini sürdürecek diye ister etmekle bunu kabul etmiş. Zaten Avrupa'nın ordu kurmasını engellemekle Türkiye bunu da kabul ediyor. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği'nin ben tam üyesi olayım da Avrupa Birliği'nin bütün imkanlarını yararlanayım demesi Avrupa Birliği'nin kabul edeceği bir şey değil. Çünkü zaten adamlar diyorlar ki biz burada eşit konuşma hakkı olan insan istemiyoruz. Biz Avrupa'da 5-6 tane ülke ayrı bir güç olmak, güç merkezi yaratmak istiyoruz. 26 tane ülke olmasına bakmayın. Bunlar sadece bir ekonomik alan oluşturmakla ilgilidir. Türkiye zaten ekonomik alanın içindedir. Ekonomik alanın içinde olan, asker olarak da NATO'nun içinde olan bir ülkeyi daha fazla Türkiye'ye niye bir şey versinler? Bu mümkün değildir. Olmadığını söylüyorduk. Şimdi başbakan diyor ki Avrupa bizi kandırdı. Şimdi Avrupa kandırmadı. Avrupa başından beri zaten bu görülen bir şeydir. Tabii başbakanın etrafında bazı kişiler belki kendilerine diyorlardır. İşte Avrupa'ya aman bugün girdik yarın giriyoruz diye. En son İklet Türkmen gibiler tabii ne diyorlar? Kıbrıs'ta Avrupa Birliği ile biz yaptığımız anlaşmaya göre Kıbrıs'ta zaten biz Kıbrıs'ı kabul etmişiz. Ama şimdi Denktaş da buna cevap veriyor. Diyor ki Kıbrıs'ı kabul etmişiz ama Kıbrıs bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kabul etmişiz. Rum kesimini değil. Şimdi burada bir sıkıntı doğuyor. Avrupa da diyor ki benim için bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti burasıdır işte diyor. Rum kesimidir diyor. O zaman aynı şeyler konuşuluyor. Türkiye kendi işine bakacak. Bir tane devlet kurulacak. 21-22. Şimdi hesap ediyorlar. Irak'ta 3 tane. Suriye'de 5 tane. Lübnan'da 2 tane veya 3 tane. Ama başbakanımız da bu arada diyor ki ben BOB'un eş başkanıyım diyor. O BOB'u şey olarak düşünüyor tabii Sayın Başbakan. BOB işte burada demokrasi gelecek falan. Zelenski diyor ki ne diyorsunuz kardeşim ne demokrasi? Demokrasi gelirse ilk iş olarak biz Suudi Arabistan'ı kaybederiz diyor. Yani demokrasi dediğiniz eğer oyla falan oluyorsa bu işler bütün Arap ülkeleri anti-Amerikan diyor olursunuz. Yani başbakan herhalde şey düşünüyor ama iyi niyetli buraya demokrasi gelecek. O zaman başbakana demek lazım bu öyle oluyorsa bu işler. Hazreti Peygamber'in etrafında 50 kişi vardı. 2000-3000 tane müşrik var. Öyle oluyorsa bu iş Hazreti Peygamber burada duramaz. Duramadı da. Mahir Hocam'ın söylediği gibi Alman ulus devletinin bir sıkıntısı yok. Fransız ulus devletinin bir sıkıntısı yok. Türk ulus devletine karşı yani bizim gibi ülkelere, çevre ülkelerinin ulus devletlerinin tasfiyesi sürecine sokuluyor. Yani önümüze ikide bir harita sokuyorlar ya. Bu haritalar bizi alıştırmak içindir. Yoksa mesela en son bir albayın telede bizim bir albaya harita göstermesi, o harita zaten olması mümkün olmayan bir haritadır. Ama adam onu niye gönderiyor, gösteriyor? Daha ağzına razı etmek için. Yani bakın biz hesapları yapmışız. Müttefik bir albay kendi müttefikine harita gösteriyor, senin ülkeni parçalıyorum diyor. Bunlar görülmüş şeyler değildir. Ama yani tabii emperyalizm anlamadan bunu anlamak mümkün değildir. Amerikalılar kendi açısından diyorlar ki ben İngilizlerin, Mike Aynak Hocam bunu yıllar önce söylemişti. İngilizlerin kurmuş olduğu Orta Doğu'daki harita bana uygun değildir. Ben yeni harita istiyorum. Yeni haritada hesaplarımı yapmışım. Türkiye'de bu haritanın içinde düzenlenmesi gereken ülke diye hesap ediyor adam. Yani sen onun müttefikisin. Önemli değil. En büyük müttefiki Şah'tı. Şah'ın Amerika'da ölmesine bile izin vermediler. Şimdi Amerikalılar bakın. Irak'tan Rusya ve Fransa'yı kovmuş adam. Rusya'yı ve Fransa'yı kovdu. %75 petrolü İngiliz ve Amerikan şirketlerine verme kararı aldılar. Geri kalan da Mike Aynak Hocam'ın söylediği gibi Iraklılar aç kalmasın diye su mu falan bu işleri halledecekler onlar. Yani düşünün dünyanın en büyük güçleri Irak'tan kovuldu. Ve biliyorsunuz Rus Büyükelçiliği ayrılırken saldırı bile oldu kendisine. Afiş ettiler ki aman hani böyle bedava değil yani gitmek. Evet. Yani bu açıkça
tavır alınmış. Türkiye'de bu tavırda Amerika'nın yanında yer almış. Meydan okuması diye bir tatbikat yapmıştı Amerika. Mike Aynak hocam belki de 4-5 sene evvel dedi ki bu bütün bu operasyonların merkezi Türkiye'dir. Evet. Yani bakıyoruz ki hakikaten oraya geliyor. Her şey Türkiye üzerinden. Şimdi Sayın Başbakan açıklama yapıyor. Avrupa Birliği birinci derece önemli olmaktan çıkmıştır. Irak merkezli hale gelmiştir buradaki bütün operasyonlar. Günaydın yani bu işler. Zaten burasıydı. Zaten buradaydı bu işler. Ama bu Bush'un Dışişleri Bakanı'nın bir raporu vardı biliyorsunuz. James Baker'ın bir raporu vardı. James Baker'ın raporunda ne diyor? Daha bu bir aylık rapor. Diyor ki biz Suriye ile İran'la ve Irak'taki çatışan taraflarla oturup görüşelim diyor. İlk buna tepki kimden geldi? İsrail'den geldi. İsrail dedi ki bu hemen yırtılıp atılmalıdır. Yırtıp attı. Nasıl yaptı? Saddam'ı astırdılar. Bunda İsrail lobisinin çok büyük şeyi var. Çünkü Amerikalılar böyle bir hesabın içinde değillerdi. Saddam'ı astırdılar. Ve resimlerini özellikle dünya kamuoyuna sundular. Ve dediler ki biz bu raporun uygulanmasına karşıyız. Yani Irak'ın içindeki savaşan taraflarla oturmak mümkün olmaktan çıkmıştır. Amerika'nın derin devleti hala Irak'ın görüşülebilir bazı yöneticileri var. Bunlarla görüşelim. Buna en çok kim karşı çıkıyor? İsrail karşı çıkıyor. Amerika'daki Yahudi lobisi karşı çıkıyor. Clinton'ın böyle bir açıklaması vardı görevdeyken. Amerika'nın Orta Doğu politikasını buradaki Yahudi lobisi kadar kimse etkileyici olmaz diyor.